Crew boarding starting. Crew has boarded. Passengers boarding starting.
Evet. Herkese merhaba. İyi akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine IFR tura devam ediyoruz. IFR World tura devam ediyoruz. Evrevik'teyiz şu an. Grönland'a gideceğiz. Yaklaşık 700 millik bir uçuş olacak. O zaman hemen hazırlıklara başlayalım. Karanlık burada. Birazcık ben işini aydınlatalım. Bir taraftan da yolcular gelmeye devam ediyor. Bugün uçuş seviyesi 360 olacak. Hazır yukarıdayken burayı da hazırlayalım. Basıncı bir kontrol edeyim. Yerel basınç 1006. Okey. Archer rüzgar nasıl? 150'den 14 knot. Bizim ayrılışımız Sawyer. 1.9 pisti. Warrior 2 Charlie. Bu şekilde ayrılıyoruz. Hemen şuraya da bir 360 yazalım. Transition altitude neydi? Bir onu kontrol edeyim hemen tekrar. Evet, 7000 feet. 7000 feet transition altitude'u girdim. 1268 kilo kargomuz. Yapalım. 668 yapalım. Totalde 1268'e bağladık burayı. Yolcu sayısı tutuyor. Return the fuel diyoruz. Taraftan da tracker'ı çalıştıralım. Bugünkü uçuşumuz için planlanan yakıt 10.600 kilogram. Evet. Bakalım burası ne alemde. Performans tool. Select 190. Top 5. Performans hesaplamasını bir yaptıralım.
build and execute. Rezerv yakıt tutuyor. TO envan 89.3. Niye girmedi? Çalışmıyor mu burası? Aktif değil herhalde. 5 blok vermişti. 4.95. Evet. V1 139er. VR 141. V2 150. 150. Light director on. Çıkarımızı açalım. Climb sayfasına geldim. 40/10500 execute. Descent sayfasına geldim. 240/1500 okay, bunu unutmadan aradan çıkardım. Burayla işim bitti. Bunları kontrol edelim. Var ne durumda? Close. Yolculama bitti. Ekranı çalıştırmıştık. APU start diyelim. Events on. APU çalışmaya başladı. On. APU geldi. APU bleed on. APU generator on. Plant power'ı kestik. Lan kremle on yapalım. Kontrol edelim. Evet. Teşekkürler Ömürcan, hoş geldin. Plant power release. Velchox removed. Şimdi list bizim sağımızda kalıyor. O yüzden pushback yaparken uçağımızı sağa doğru çevireceğiz. Hemen pushback arabasını çağırıp hazırlayalım. Bu şekilde olacak. Press pushback dedim. Şu an pushback için hazırız.
Buraya 360 yapalım. Hızla gitti birazcık. Sıfır okey. Müzik yüksek mi? Normal mi? Yazabilir misiniz? Fazlaysa kısayım birazcık sesini. Beni rahat duyabiliyor musunuz? Kimse yoktu ama biz yine bir sağımıza solumuza bakalım. Ne olur ne olmaz. Evet, hala kimse yok. Güzel. Parking brake. Release. Bunu da kaldırdığımız zaman geriye doğru gidiyoruz. Yolcularımız, uçağımıza hoş geldiniz. Uçağımıza uymanız gereken emniyet kurallarına dikkatinizi çekmek istiyoruz. Ladies and gentlemen, welcome on board. We would like to give you some safety information about our aircraft. Cep telefonu ve cep telefonu özelliği taşıyan cihazların uçuş moduna alındığından ve kapatıldığından emin olunuz. Please make sure your mobile phones and devices with mobile phone capabilities have been set to flight mode and are switched off. Tehlike anında uyulması gereken kuralları ve uçak içerisinde elektronik aletlerin kullanımına ilişkin detaylı bilgileri içeren güvenlik kartını koltuk cebinde bulacaksınız. Information for emergencies and necessary information about the use of electronic devices on board can be found in the safety instruction cards located in your seat pockets. Kemeriniz gösterilen şekilde bağlanır, belinize göre ayarlanır ve açılır. Emniyetiniz için uçuş boyunca kemerinizi bağlı tutunuz. Your seat belt is fastened, tightened and unfastened as shown. For your safety, keep your seat belt fastened while you are seated. Kabin basıncında bir değişiklik olursa başınızın üzerindeki kapaklar otomatik olarak açılacak, oksijen maskeleri ortaya çıkacaktır. En yakın maskeyi kendinize doğru çekiniz. Ağız ve burnunuzu içine alacak şekilde yüzünüze yerleştiriniz. Çocuklu yolcularımızın çocuklarından önce kendi maskelerini takmaları gerekmektedir. If there is a loss of cabin pressure, oxygen masks will drop down from the unit above your seat. In this case, pull the mask and place it over your mouth and nose. Attend to yourself first before helping a child. Acil bir inişte yaka ve kravatınızı gevşetiniz. Koltuğunuzu dik duruma getiriniz. Masanızı kapatınız. Güneşliğinizi açınız. Üzerinizdeki sivri cisimleri ve sivri topuklu ayakkabınızı çıkartınız. Bebeğinize can yeleğini giydiriniz ve derhal şişiriniz. Acil durumlarda bebekler için can yeleği kabin ekibi tarafından verilecektir. In case of an emergency, loosen your tie and collar, put your seat upright, close your table, open your window blind, remove all sharp objects, take off your high-heeled shoes, put the life vest on the infant, inflate immediately. In an emergency situation, life vests for infants will be provided by the crew. Çarpmaya hazırlıklı olun ikazını duyduğunuzda öne eğiliniz, kollarınızı dizinizin altında birleştiriniz. On the command, brace for impact, bend down and hold your knees. Uçağımızda 8 adet çıkış bulunmaktadır. Tehlike anında çıkış yönünüzü gösteren ikaz ışıkları çıkış kapılarının üzerinde, koridor boyunca yerde veya koltukların alt yanında bulunmaktadır. Acil inişlerde uçağı kapılarda otomatik şişen kaydıraklardan kayarak terk ediniz.
suya inişlerde kapılarda bulunan kaydıraklar bot veya yüzen araç olarak kullanılır. Our aircraft has 8 emergency exits. The emergency lights leading to the exits are located above the emergency exit doors and the floor markings are through the aisle or beside the seats. Can yeleğiniz koltuğunuzun altında veya iki koltuk arasındaki bölme içerisindedir. Talimat verildiğinde yerinden çıkartınız, gösterilen şekilde başınızdan geçiriniz, bantları öndeki bağlantılarına takınız ve çekerek belinize göre ayarlayınız. Your life vests are located under your seat or in mid consoles between seats. Remove it when you are informed by the crew. Slip the life vest over your head. Attach the straps to the connections in front, then tighten it by pulling the straps. Yeleği uçağı terk ederken alt ucunda görülen kırmızı kolları çekerek şişiriniz. Lastik boru veya borulardan üfleyerek de yeleğinizi şişirebilirsiniz. İşaret ışığı can yeleği suyla temas edince otomatik olarak ya da pil üzerinde bulunan tapa çekilince yanar. Inflate your life vest when you leave the aircraft. Inflation will be automatic when you pull down these handles, or it may also be inflated by blowing through the tube or tubes. The signal lamp will be illuminated automatically when in direct contact with water, or the plug on the life vest battery must be pulled down in order to activate the light. Thank you for your attention. Şimdi buradan sola. Geldik zaten direkt piste. Hızlıca bir kontrol. Gelen giden var mı? Approaching. 1-9. On runway, 1-9.
Take off. Airspeed's alive. Eight knots. V1 rotate. Evet. Atışı gerçekleştirdik. Dörü kapatıyorum. Rain radar açalım. Sinan hoş geldin. Merhaba. Teşekkürler. Köylavik'ten kalkışımızı gerçekleştirdik. Grönland'a doğru devam. Evet evet hava burada kapalıydı. Aşağısı da bayağı simsiyah ya. Aynı kalktık ya. 2-3 dakika falan oldu olmadı yani.
Dur açayım bunu beraber izleyelim. Neymiş böyle ya? Yani bilmiyorum. Hiç gözüme güzel gelmedi. Bildiğin böceğe benziyor.
Yeni yayınlanan teaser falan var mı ya? Şeylere bakalım. Dörtle alakalı herhangi bir şey yayınlanmadı galiba da. Şeyi bir daha izleyelim. İzlemeyenler için. Evet. Sanırım oldu. İşte benim oyuncağım bu. Play it day one with Game Pass. Yok yok. Ondan önce bir tane vardı ya, drone gibi olan. Çok güzel bir şeye benziyor ya. Galiba. Bir de bugün size şeyi göstereceğim. Belki izlemeyenler vardır.
En sevdiğim şey. Alanya Gazi Paşa Havalimanı. Boeing 737. Yanlış görmediysem boyaması TUI Fly. Siz ne diyorsunuz? Thank you.
Evet evet bu. O kadar pervanenin arasında zaten gürültü olmaz, imkansız. Bilmiyorum. Yaşayıp göreceğiz.
to be the breeziest. Seaplane airport in the world. The trouble in paradise. We just need to make sure we have enough. Adamlar deniz uçağından bildiğin liman yapmışlar ya. There's a lot of bags already loaded. Let's see. Oh. It is a twin otter. It's a twin otter on skis, I guess. So today we were released to go to Barcelos Whale Lagoon, which is a beautiful resort. We'll be making three stops after that to Lux Maldives and Mafushilabay, and then back to Mali. Right. How high are we going to fly? So judging from the weather and the cloud base, maybe most probably 1,500 feet. And complete VFR, right? Not allowed to go into the clouds. Yes, yes. Yeah. Again, I just love these chaps. They're flying in their shorts and sandals. So we have a cabin crew on each flight. What do you do exactly as a cabin crew? Tango Alpha Echo Roger, behind Tango Mike Zulu. Behind Tango Mike Zulu, Tango Alpha Echo. So Sam, on your left, this is one of the water runways called North Left. And right now we are taxiing towards south center, so it will be the other way because the winds are from around 180-200. How many water runway you have? We have two at the moment. Yeah. Two? Yeah. Well, we have just these two for takeoff and for landing. There will be south left. On the left right now there's an aircraft landing. Ayakkabıyla mayakkabıyla hiçbir şey kullanmıyor ya. Direkt ayaklarıyla kullanıyor. Put in the fuel.
Romeo. Airways, Romeo, Alpha, to Mahapur Sivaru, Lee 1000 for 500, 200 miles, northeast of Mahapur Sivaru, Java. So, flight checks completed. Oh, that was such a short landing. Yeah, sorry, because we had to land quickly because there's some weather approaching. Yeah, weather changed very quickly. Yeah. Oh, the platform's quite small, actually. Yeah. He's already loaded, he's departing. Yeah, he'll be shooting that way. Right, right. So sometimes when we're taxiing in high winds, we put some flaps to help us taxi a bit easier. So it's going to be a bit of a tricky docking because it's an offshore wind. I'll do my best. So when we get close enough to the platform, the cabin crew will step outside and get ready with the ropes. Yep. Our first stop. Welcome to airport. Resort. Now we're first officer getting on board. We're going to the second flight now to Lux Resort. Taxi behind the platform, same line as the other departing aircraft, 20 flaps, 50 pounds, 70 miles procedures as briefed. Birkaç metrelik dalga falan olduğu zaman bu uçuşlar herhalde yapılmıyor ya. İnemez ki çünkü. It's like trouble in paradise or something suddenly. Yeah, bad, I think. So that's the runway over there. We'll be joining a left downwind for a southwest bound landing. So this is Lux Resort, we'll be landing here shortly. So I have to make a short approach because there's another weather approaching again. So non-standard flaps full. Flaps. Flaps next to RPM and landing checks. Flaps and landing checks on the... Takeoff echo is landing south of Smart Lines. Falt uçaktan içinde olması lazım ya. Buna benzeyen bir uçak. Bir tane senaryo vardı. Ben o senaryoda denemiştim. Fueling here, so we need around 700 pounds of fuel. 700 pounds, yes. So it's like a team effort, you can see from behind, like, who is handling the luggage? They're helping offloading bags. So you have two tanks, you have one in the front and one in the back. Yes, for both engines. For both engines, I see. We all expect sunny weather, but the reality is it's raining quite hard now. And it makes it interesting to see how the operation goes in bad weather. John is the manager of Lux Resort here. I've never seen a line of staff waiting for the plane. It makes us feel like VIP. Tell me you just do it this time for me, or you do it every day? No, every arrival we greet the guests with a wave and welcome them in our special way. So John, bende sadece Türkiye'deki senaryolar var. Yurt dışındakiler falan yok. International arrivals, but on average it works at about 20 arrivals every day. 20 flights a day to come here. What's the highest number you've seen? The arrivals. The highest number we've had 44 movements in one day. 44 in one day. That's the peak season. Peak season and very busy hotel. Two, bye bye. Türkiye'de hatta bir abimiz var, senaryo işiyle uğraşan. Şimdi biraz sonra size onun videosunu göstereyim. Alaman tarafındaydı yanlış hatırlamıyorsam, şey Köyceğiz'in oraya pardon. Yeni bir tane şey yaptı. Havalimanı inşa etti. Hatta o gölün içinden deniz uçağıyla falan havalimanına girebiliyorsun. Şimdi o videoyu izleyelim.
is to land it. So flaps up. Flaps up. Inform all dispatchers. Tell them heavy rain in half a shore. Relay for. Really? Or they come here. I see. For the arm. Molly, traffic call, bike way, push back. Left down, southbound lift. Left down in full, southbound lift. Take off, take off. Bulayım o videoyu hemen. Keyifli bir uçak. Ben de yeni keşfettim. Şu GPS, yani sevimsiz, daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Sevmiyorum bunları. Çevir çevir beceremiyorum. Neler var bu uçağımızda? Çok kısa bahsedelim. Evet. Chrome veya Mat Spinner tercihlerini yapabiliyoruz. Spinner dediği uçağımıza da dışarıdan bakalım. Burada bir kanonumuz var. O kanoyu kaldırabiliyoruz. Spinner dediği işte bu dönen zımbırtı spin ediyor. Bu Chrome. Mat seçersek de bu şekilde
Bravo tercih ediyorum. Uçağın arkasında çalıştıran bölümünü geçiyorum. Fakat yerde olduğumuz için inmedi. Bir fark var. Aa evet. Şimdi yukarı çıktı. Şöyle. Daha net olacak. Bir daha indirelim. Şu anda aşağı indi. Evet. Dümen yukarıda. Flaplarımız burada. GPS'imiz çalışıyor. Uydular bulundu. Ve taxi light yok. Landing light on. On mu? On. Taksi için hazırız. Şunlar herhalde ventilation ilgili şeyler. Sigortalar. Atladığımız bir şey. Top instrument. Zaten hemen taksi. Şu zımbırtı vuruyor şeye, tıkır tıkır eden o trotulun kolu. Burası gerçekte olmayan bir meydan. Sinan abi tamamen kendisi tasarlamış burayı. İlgilenenler olursa eğer şey ben özelden yazsınlar, ben link atarım. Ücretsiz bir live verirse, ücretsiz bir meydan zaten. Denemek isterseniz paylaşırım sizinle, çok keyifli bir yer. Stroplight'ımızı unutmadan neredeydi? Bu taraftaydı galiba. Oops, stroplight'ı açamadık mı? Açamadık, açtık. Oho, pistin ortasında kalmışız. Çünkü onu açacağız derken brake açtık. Devam. Kuzeye Güney apronu için soldan gidersek Güney apronu, sağdan zaten burada tabelalar yerleştirdim. Deniz uçakları için buradan göle iniş, kanala iniş. Evet. Yeşil boylar var. Bu şey Şamandıra. Yeşil demek benim sağımdan geç demek. Bunu da kanal içerisindeki trafiği ayarlamak için yaptım. Buradan çıkan trafik olursa diğer trafikte yeşilin diğer sağında olacağı için gelen trafik. Evet, ne yapıyoruz? Tümenimizi indirelim. Gear tuşuna basarak çat 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 önümüze bakalım bu arada. Bu benim ilk senaryo denemem. Senaryo mu? Değil, senaryo denemem. Aslında tabi bu kanalın içerisine tekneler ve birkaç tane tekne patern çizerse belki bu kanalın içerisi de keyifli hale gelir. Grup uçuşlarına tabii daha keyifli hale gelir. Kimi iner, kimi kalkar, sadece burada hani şey yapılırsa paten. Göl üstünde tur yapanlar şeye de vurmayalım. Yaklaşma ışığına. Ne yapacağız? Şeyden kanaldan çıkacağız. Şimdi görev. Evet. Ne yapacağım? Çok hızlı dönüyoruz. Bir düzeltme yapacağım. Şu anda düz. Evet, tekne sağa doğru dönüyor. Burnunu rüzgara çeviriyor. Dolayısıyla biz de kalkış yapacağımız yönü böyle tespit edebiliyoruz o zaman. Harika.
flaplarımız. Burada yapacağımız bir şey yok, burada yapacağımız bir şey yok. Trimimizi kontrol edelim. Biraz yukarı verelim. Peki. Evet, gördüğünüz gibi tamamı burnunu uçak rüzgar döndü. Sağa sola da çevirmiyor. Bu mesafe bizim için de oldukça yeterli. Kalkışımızı yapalım. Bin fite bile çıkmayı düşünmüyorum. Belki 300-500 fit arasında. Diğer kısmına şöyle pek yukarıdan bakalım. Biraz daha irtifa alalım. Başlayabiliriz. Gerteriz alabilmek adına burada da hani bir balık çiftliği var. Flaplarımız landing. Frenimiz yok ama su da bize çok hızlı yavaşlatıyor. Yani şu anda radarla dönmeye çalışıyorum. Birazdan şimdi dümeni aşağı indirelim. Her şey daha kolay olsun. Ve uçağımızı tekrar kanaldan havalimanı meydanına, oradan da sağdan gidip devam ediyoruz. Beş pistinin yaklaşma ışıkları var. Videonun linkini ben aşağı ekleyeceğim. Oradan ilgilenen arkadaşlar videonun tamamını izleyebilirler. Tabii
Bir yayından sonra. Merkez tanklardaki yakıtlar bitmiş. Onları kapatıyorum. Hayır. 360 olacak burası. 360'ı muhafaza et. Top of the sende ne kalmış? 226 mil kalmış. Hazırlıklara başlayalım o zaman. Localizer Yankee 9'u uygulayacağız. FP2'yi de bir kontrol edelim tabi. Aynen bu. Buradan şeyi bir kontrol edelim. Elektronik import bedeli yapalım. Elevation 98.
0.88, 109.55. Teşekkürler Olcay, hoş geldin.
Şu an Grönland'ın üzerindeyiz. Hadi bir dışarıdan bakalım. Biraz daha yere yaklaşırsak daha güzel bir görüntü ortaya çıkar. Bulutlardan falan şu an hiçbir şey gözükmüyor.
Bor 5300'de 5300'e alçalmaya başlayacağız. 5300'den sonra bunu geçince dönüş yapıyoruz. Localizer'la piste hizalayıp yapıştırıyoruz. Burada ALS yok. Kaldı. 27 mil sonra alçalmaya başlayacağız. Ayarlar mı bozuldu? Yo, düşürmedim ya. Aynı. Kim? Şimdi OBS kafayı yedi acaba. Onunla mı alakalıydı bu? İşte o zaman dünkü şeyden sonra oldu bu. Yayını kesmeyeyim de yayından sonra bir bakalım buna. Muhtemelen şey değişti herhalde. Abi seni duyuyorum da bir problem var şu an. Onu çözmeye çalışıyorum ama yayın açık diye herhalde şey yapmıyor. Müsaade etmiyor değiştirmeye.
güvenici ayarlayalım. Neydi? 1011. Tamam. Ladies and gentlemen, as we are descending, make sure that your hand luggage is stowed in the overhead bins or under the seat in front of you. Please fasten your seatbelt, put your seat back upright, close your tray table, open your window blind, and stow your footrest. Make sure that your electronic devices are set to flight mode. Electronic devices which do not have flight mode feature must be turned off. All electronic devices must be disconnected from the in-seat electrical power supply and safely stowed. Thank you. Sayın yolcularımız, iniş için el bagajınızın başüstü dolabına veya önünüzdeki koltuğun altına yerleştirilmiş olduğunu kontrol ediniz. Şimdi lütfen kemerinizi bağlayınız, koltuğunuzu dik, masanızı kapalı, güneşliğinizi açık duruma getiriniz ve ayak desteğinizi yerine yerleştiriniz. Elektronik cihazlarınızın uçuş modunda olduğunu kontrol ediniz. Uçuş modu özelliği bulunmayan elektronik cihazların kapatılması, iniş ve kalkış esnasında tüm elektronik cihazların koltuk elektrik güç ünitesinden çıkarılarak emniyete alınması gerekmektedir. Teşekkür ederiz. Ladies and gentlemen, please ensure that your personal screen and handset are stored properly. Thank you. Sayın yolcularımız, ekran ve kumandanızın yerine yerleştirilmiş olduğundan emin olunuz. Teşekkür ederiz.
anti-ice'ları açalım ya. Bakalım neler olacak. Acuk'ta böyle gidelim. Muhtemelen şu aşağı taraf ya. Tabletten de ben takip ediyorum zaten. Limon şu aşağıda. Sağ taraf aşağısı.
solda gördüğümüz yerden aşağıdan piste yaklaşacağız. Roman Traffic Turkish 110 approaching runway 09R. Teşekkürler.
3500. Ben pisti gördüm, sıkıntı yok. Hemen geliyorum, bir saniye. Ufak bir vertical speed ayarlayalım. Hazır mısınız? Yaklaşıyoruz. Erimiş vallahi. Erimiş. Otlar bitmiş. Throttle disarm. Teşekkürler. Greenland traffic Turkish 110 Boeing 737 air approaching runway 09. Konuşamadım bir türlü ya. Kapattım otomatik pilotu. Biraz alçak kaldık. Acıcık. Yok ben 122-800'de anons yapıyorum ya. Evet evet biraz alçak kaldım şu an. Farkındayım. 1000.
Böyle devam. İneriz canım, Allah Allah. Goverant'lık bir şey yok. Ne zaman goverant yaptık? Flight data recorder son sözler. İniş garanti, gaz rölanti. Tamam, sustum. Approaching. 09. Terrain, terrain, pull up. Terrain, terrain, pull up. Terrain, terrain, pull up. Ya yok bir şey yok, sakin ol. Allah Allah. Caution, hemen terrain, terrain diyor ya. Caution, terrain. Terrain, terrain, pull up. 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 Terrain, yüksel, pull up. Hiçbir şey yok yani. İki papi, iki kırmızı, iki beyaz. Gayet de normal gidiyoruz yani. İki kırmızı, iki beyaz. Gayet normal gidiyoruz yani. Hiç sorun yok. Hızlı oturuyoruz. Bu aralar hızlı oturuyoruz ya. Bir de Efes Realistik daha şey gösteriyor sanki ama abartıyormuş gibi geliyor bana. Teşekkürler. Runway vacated, Turkish 110. Yok canım, sen de abartma. O kadar ameliyat mameliyat bir şey yok. Herkesin keyfi yerinde. Ryanair miyiz biz kardeşim? Öyle ameliyatlık yapalım yolcuları. Bar kapalı, bizde sıkıntı var. Sistem arıza veriyor, arıza. Kameralar çalışmamış.
Üzüldüğüm taraf Full HD görüntü yayına 360 piksel gitti. Gelmiş yolun ortasında durmuş. Senin orada ne işin var ya? İlla benim şeyi bozacaksın. Böyle döneceğim. Erken QYT kafadan bir uçakla. Çok enteresan yapmışlar burayı ya. Evet. Geçmiş olsun. Ha yok yok, tanıyorum ben seni artık. Hiç sıkıntı yok. YSX çağıralım. Niye çağıramıyoruz? Neyse. Yapacak bir şey yok. Burası biraz komik olmuş ama. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sohbet kalabalık olduğu zaman daha keyifli oluyor, emin olun. Tek başıma da hep uçuş yapıyorum da. Birileriyle karşılıklı muhabbet sohbet edince daha da güzel oluyor. Geldiğiniz için teşekkür ederim hepinize.
Bir sonraki uçuşta görüşmek üzere. Teşekkürler Çağlayan abi. İnişler sana da.